Arkadaşlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çantamı aldığım için aşağı iniyorum otoparka. Okula gideceğim. Ve bugün sizlere okula bir girme vlog yapacağım. Yani okulun işini falan çekeceğim. Daha önce hiç böyle bir vlog yapmamıştım. Fakat neden yapmıyorum diye düşündüm. Yapmaya karar verdim. Zaten çok istediğiniz bir video tarzıydı. Vlog tarzıydı. Okulda vlog gelsin dediniz. Ben de bunu düşündüm ve çok mantıklı buldum. Merhaba. Ve zaten okulda video çekmek çok eğlenceli. Zaten telefonlarımız da serbest. O yüzden rahatlıkla çekebileceğim. Çok güzel olacak. Yani bugün sizlere okulda bir günümü vloglayacağım. Ya kahkülümü düzeltemedim adam akıllı ya. Çok kötü oldu. Okul kombinim bu şekilde. Evet. Okul kombinim bence çok tatlı. Babam bu şekilde benden birkaç dakika önce iniyor ve arabayı buraya getiriyor. Sonra birlikte buradan gidiyoruz okula. Şöyle çantamı buraya koyacağım. Yaklaşık 10 dakika içerisinde okula varıyoruz bu arada. Yakın okulum. Baba sen Blackpink mi dinliyorsun? Lütfen dinliyorum de. Pink Vero mu dinliyor? Gerçekten mi? Evet. Hadi açıla dinleyelim. Babam Blackpink hayranı çıktı. Şu an şok geçiriyorum. Evet, izliyorum ya. Çok yakından izliyorum. Biliyorsun kim desem. Boş ver. Hadi aç şimdi dinleyelim. Babam of Blackpink dinliyor. Almanca çok zor ya. Şimdi Almanca'ya gireceğiz. İkinci dersimize. İlk derste bunları yazdık. Bir kelime daha edersen şu kafamda. Ela bana şiddet yapıyorsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bunlar ne? Ne oluyor be? Tamam. Hocam onların işlerini almıştım. Çok merak ettim. Onlar fizik aldı ya. Onlar fizik aldı. Şu başka bir şey. Elini çekip açmış. Şu an kimya ve laboratuvardayız. Değişelim. Burada mıyız? Evet. Diş macunu. Fil macunu. Fil macunu artık o. Bunu basınca patlıyor. Aynen kardeşim, fil macunu. Bu ne işe yarıyor ya? Patlayacağız az sonra. Aa, renge bak. Çok güzel oldu rengi. Çok güzel bir renk. Fizik mi? Hayır, bunların için.
Kim senin? Sabitsin hocam. Ne olacak? Bakayım. Çıkalım. Şey, defteri unutma Zeynep. Ya da ver ben götüreyim direkt şimdi. Ben götürürüm. Ben şunları bırakıyorum. Sakın bırakma. Ben de. Çok iyi. İstiklal Marşı vardı değil mi? Arkadaşlar okuldan geldim ama ay bir anda kalktım, gözüm şey oldu. Böyle bir anda kalkınca gözünüz kararıyor, işte bende de oldu bir anda. Ya bakın aşırı yorgunum çünkü hani çok yorgunum. Bugünüm çok yorgun geçti yani, bir sürü ödev var. Zaten ödevleri düşündükçe ben kötü oluyorum. Gün batımı çok güzel. Daha duşa girmem lazım, daha dizilerimi izlemem lazım. Ben hangisini yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama zaten yarın arkadaşlarla birlikte kafede buluşacağız. Orada ödevleri birlikte yapacağız. Kendime güzel bir kahve yapmak istiyorum. Ama ilk önce şu üstünden bir kurtulmam lazım. Rahatlaştırmam lazım kendimi. Yani buraya bakmayın. Burası çok kötü. Bütün şeyi oraya fırlatıyorum. Şimdi hemen işte üstünü değiştireceğim, sonra kahve içeceğim ve dizi izleyeceğim, keyif yapacağım. Şurası çok acıyordu, dudağımı yemişim. Bu şekilde üstümü değiştirdim. Ev kombinim bu şekilde. Şimdi kendime güzel bir kahve yapacağım ama ondan öncesinde maskaramı silmem gerekiyor. Yoksa çok fazla böyle uzun süreli şey olduğunda, kaldığında gözümde kirpiklerimi döküyor. O yüzden şimdi sileceğim. Aklım oynadı. Geberdim. Ceyran yaptı. Askı kırılmış. Altıma bıraktım. Gerçekten altımı bıraktım. Geberiyordum bildiğiniz. Oha. Buraya kadar parçaları gelmiş. Bu ne be? Ay çok korktum. Evet arkadaşlar, yaşadığım faciadan sonra devam ediyorum. Bu korkunçtu. Aşırı korkunçtu. Tırnaklarımı olmalamaz mı? Aga be. Evde süt olmadığı için bu hazır kahvelerden yapacağım. Evde süt olsaydı normal kendim yapacaktım. Ama maalesef ki süt yokmuş. Ben de yeni öğrendim. O yüzden bu hazır kahveler en iyisi bu durumda. Tadı güzel oldu ya, fena değil. Ama yine de idare eder yani. Şimdi oje süreceğim. Çünkü yarın hafta sonu, yarın okul yok. Oje sürebilirim. Arkadaşlar tırnaklarım nasıl olmuş? Tırnaklarımın kısa olmasına rağmen bu şekilde kırmızı oje sürdüm. Ama çok tatlı durdu. Bakın kısa tırnakla aşırı sevimli durdu. Yani bu şekilde tırnaklarım bir süre ben böyle devam edeceğim. Böyle bir tık kenarlara bulaştırdım. Onları da sileceğim mi? Ve bu burada ne yapıyor ya? Kırılan şey askı. Bunu saklayacağım ve bunun anısını da buraya bir yere yazacağım. Yani çok korkunçtu ya. Gerçekten yaşadığım en korkunç anılardan biriydi. Anneme videonun o kısmını izlettim. Annem çarpılıyorum sandı. Elektrik çarptı sandı. Ve sonrasında olay askı çıktı yani. Çok epik, çok şey bir olay. Brah moment. Gerçekten brah moment. Oha. İçindeki demirler kırılmış askının. Bu şekilde yatağımı açtım ve ben biraz dinlenmek istiyorum.
Tekrar kendime kahve yapacağım. Çünkü yaptığım kahveyi bitirdim. Ve bir iki atıştırmalık falan alırım yanıma. Biraz şimdi kendi kendime vakit geçireceğim. Biraz dizi falan izlerim Netflix'e. İzledim, birkaç tane dizi var. Onlara devam edeceğim. Cam çarpıyor da ona baktım. Ben böyle saat ilerledikçe kafayı buluyorum yani. Deliriyorum. Şimdi işte dediğim gibi kendi kendime vakit geçireceğim. Ödev falan yapmayacağım bu akşam. Zaten haftanın son günü. Bütün haftanın o yorgunluğu var üzerimde. Yarın arkadaşlarımla buluşacağım. Kafede birlikte ödev yapacağız. Öyle yani. Bu video bu kadar arkadaşlar. Aslında okulda ben daha uzun çekmek istedim. Fakat hani ilk defa okulda video çektiğim için bir tık gerilmiş olabilirim. Ama sonraki okul vloglarımda daha uzun 20 dakikalık yarım saatlik vloglar çekeceğim sizin için. Ve bütün dersleri çekeceğim direkt. Bu ilk olduğu için böyle hafif bir tık kasmış olabilirim. Ama bunu bir sonraki videolarda görmeyeceksiniz tabii ki. O şekilde yani arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Sizleri seviyorum.